Evet, çok heyecanlı bir şekilde bütün gün boyunca jet ski sürmenin hayalini kurduktan sonra sonunda artık o jet ski'nin üstündeydim. İnsanlardan ve her şeyden uzak bir şekilde Akdeniz sularının açık alanında özgürce dolaşabilecektim. Daha önceden hiçbir jet ski tecrübem olmadığı için jet ski'ye bindikten sonra sağa doğru gidiyordum. Sonra sola doğru gidiyordum. Sonra bir daha sağa doğru dönüyordum. Biraz zaman geçiyordu, sonra bir daha sola doğru dönüyordum. Bir daha sağa doğru dönüyordum. Bir daha sola doğru dönüyordum. Bir daha sağa doğru dönüyordum. Jet ski o kadar da benim hayalini kurduğum kadar da güzel bir şey değilmiş aslında. Sadece bir motorun üstündesin, suda gidiyorsun, zıplayıp duruyorsun. Bir olay yokmuş yani. Ve sanki yıllarda jet ski sürmeyi iyice bilen bir adam gibi elimi bırakıp az kalsın jet skiden de düşüyordum. Zaten o jet skiye bindiğinizde size verdiği özgüvenle dünyayı fethedecek gibi hissediyorsunuz. Ayağım ayağa kalkıyorum burada. Yani ne alaka? Nereden geliyor bu cesaret? Şimdi size kısaca olayı anlatacağım. Akdeniz denizinde olduğunuzu düşünün. Kocaman boşluk ya, sadece su, her yerde tuzlu su var, başka hiçbir şey yok. İki tane jet ski süren insanın gelip birbirine çarpma olasılığı kaç tane? 0,0,1 yani, ben bilmiyorum. Ama bu bizim başımıza geldi çünkü çok şanslı insanlarız. Bakın neler yaşadık. Montajda biraz kısa tuttum ama sudan çıkmam yaklaşık olarak bir 5 dakikamı falan aldı çünkü şoktaydım o anda. Size şimdi olayın nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Ne kadar saçma ve salakça gerçekleştiğini anlatacağım. Bizim jet ski'yi kiraladığımız yer, adamlar eğer eğlenmek istiyorsanız arkanızda bıraktığınız o dalganın üstünden geçin dedi. Çok fazla böyle yükseğe zıplıyorsunuz, çok eğlenceli oluyor falan dedi. Ya cidden jet ski'nin de o kadar hayal ettiğim kadar bir olay yoktu. O dalgaların üstünden geçiyordum, sağa sola dönüyordum. Sonra da düz giderken yeğenim benim önümden geçti. Böyle dümdüz önümden geçti. Aramızda tabii yani 500 metre falan var ama. Ben de onun arkasında bıraktığı izden böyle devam etmek istedim. Onun bıraktığı izden dümdüz giderken hani dalgalara bakıyorum, onu izlemiyorum ben. Çarpışabileceğimizin imkanı yok çünkü kafamda. Ben onun arkasında bıraktığı o dalga izinden giderken o bir anda sağa doğru dönüyor. Ben onu zaten son anda fark ediyorum. Yüzümden de belli oluyor onu son anda fark ettiğim. Tam onu gördükten sonra bütün gücümle böyle sola çeviriyorum ama ikimizin de hızı belli bir dereceye ulaştığı için o kadar kolay bir şekilde sağa veya sola dönemiyoruz. Tam ben sola kıvırdıktan sonra, ya gerçekten söylüyorum, 10 santim daha olsa birbirimizin üstüne çıkacağız. Jet skiler patlayacak. Neler neler yaşanacak orada o anda. Acayip korkunçtu o an. Ama gerçekten Allah korudu bizi. Ya ben jet ski'nin şu kadar bir kısmına çarptım. İki tarafı da plastik olan bir yere çarptık jet ski'lerde. Beni 5 metre 10 metre zaten fırlattı jet ski'den. Acayip korkunçtu ama ya. Bakın burayı da dikkatli bir şekilde izleyin. Önüme kırdığını görebilecek misiniz bakayım. Burada çok belli olmuyor. O yüzden biraz daha yavaşlatıyorum. Bir daha bir bakın. Bak şimdi süper bir şekilde yavaşlatacağım ve zoomlayacağım. Tam böyle ben onun arkasından giderken o bir şekilde dönüyor böyle. İkimizin de birbirinden haberi yok ama o anda tabii. O en yavaş halini izleyin bir de. İşte tam burada birbirimize çarpışacak konuma geliyoruz orada zaten. Zaten burada da yüzümden fark ediliyor. Anlıyorum ve bir anda sağa kırıyorum. Ama nafile yani, çarpışıyoruz sonunda. Ama bana şimdi bir daha jet ski'ye biner misin diye sorsalar... Bilerim. Bu arada arkadaşlar videonun devamı vlog olacak. Umarım beğenirsiniz. Gel lan, bir şey yapmayacağım valla. Gel kapıyı kapat. Hayır, gel. Sen net bir şey yapacaksın. Valla bir şey yapacağım. Yemin et. Yemin ederim. Aç dolabı, aç. Kesinlikle. Aç dolabı. Şu an gerçekten bir şey dönüyor bu arada. O tişörtü kaldır. Emin miyiz? Hı, kaldır tişörtü. İyi korktun. Hayır. Bu gırtlağıma geldi lan.
çok acıtır kanka. Sıksana lan kırma ya. Gücem mi? Sıkacağım. Oğlum şu tablo çok kötü değil mi? Yüzüm boyu oldu ha. Şaka yapıyorsun. Kanka şunu at havada sıkacağım. Ooo vurdu lan ikisini de. Anasını s**yorum. Hayır. Arkadaşlar Çağatay Avşar bundan aşırı korkuyor. O adamdan aşırı korkuyor. Şimdi ona biz bir şaka yapacağız. Bu fotoğrafı Kürşat'ın arama resmi yapacağız. Dur bir dakika dur. Şimdi eğer Sapık Osman kim diye soracak olursanız bayağı haklısınız bu konuda. Konuya ben de %100 hakim değilim. Bana Çağatay'ın anlattığı kadarıyla Sapık Osman denilen adam bildiğiniz sapıkmış zaten. İstanbul Bahçeli Evler tarafında falan böyle apartmanlara girip saklanırmıştı. Küçük çocuklara bir anda korkuturmuştu, ellemeye çalışırmıştı. Bu da Çağatay'da bir şey olmuş böyle, küçüklük korkusu olmuş. Sürekli o adamı bulduğunda döveceğini, o adamın küçüklüğünü, çocukluğunu mahvettiğini söylemişti bize. Ve Çağatay'a böyle bir şaka yaptık ama ondan önce bir şey daha söyleyeceğim size. Bir önceki videomu da bu şekilde bir vlog tarzı yapmıştım. Herkes çok beğenmişti. O videoda sormamıştım ama şimdi sormak istiyorum. Sizce bu tür vlog videoları nasıl oluyor? Sizin hoşunuza gidiyor mu? Çünkü bu tarz vlog videoları gerçekten benim YouTube'a başlama sebeplerimden bir tanesi oldu. Çünkü size 3 dakikada anlatabileceğim bir şey 30 dakikada anlatmıyorum bu şekilde. Hani tabii o tarz videoların da bir kitlesi var. O tarz videoları seven insanlar da var ama bu benim için daha hoş ve daha komik oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Sapık Osman şakasına devam edelim bu arada. Koyayım ya. Oğlum böyle adam mı uyandırır lan? Korktun mu lan? Korktun mu lan Çağatay? Lan bak lan. Lan döveceğim. Şimdi sizle kısaca bir konuşmam lazım. Video atmaya başladığımdan beri 3 haftada 1 2 haftada bir video atıyorum. Gerçekten düşündüğümden daha zor bir geçiş oluyor benim için 5 yılın ardından YouTube'a tekrar başlamak. Hatta bu videoyu izleyenlerin çoğu bile lan ne alaka Kürşat falan diyecektir. Daha neredeyse kimsenin haberi bile yok benim YouTube'a tekrar döndüğümden. Biraz daha güncel olmam gerektiğini ve daha iyi şeyler yapmam gerektiğini biliyorum ama dediğim gibi o geçiş gerçekten çok zorlayıcı ve hayal ettiğimden daha yorucu oluyor benim için şu anda. Ama çok kısa zamanda siz de göreceksiniz. Elimden gelen en iyisini yaparak düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım. Videolar daha çok önerilsin diye döne döne izliyorum. Aynı videoyu günde 10 kere izliyorum abi falan diye yorumlar atmışsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize. Ya bir tane bile kötü yorum görmedim daha şu zamana kadar. Gerçekten onun için ayrıca bir teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşürüz.